Evren TYT geometri 3. soru. Soruda arkadaşlar bir paralelkenarla başlıyor. %20 kenarlarını küçültüyor. Sonra bir %20 daha küçültüyor. Sonra %25 arttırıyor. %25 de arttırıyor. Ve kenar uzunluklar elde ediliyor. Arada bir yamuk, solda da bir dörtgen var, başlangıçtaki dörtgen. Bu ikisinin alanındaki yüzdelik değişimi soruyor bize. Kenar uzunluğu olarak bunu deneme yanılmayla yapabilirsiniz de ilk baştaki bir kenarına ben 25x yazsam. Bunlar eşkenar dörtgen bu arada. Şu kenarlar 25x kadar olsun. 25x'i %20 azaltıyorum arkadaşlarım. Şu işlemi de şöyle yapabilirsiniz isterseniz. 25'in, 25x'in %20'si. Yani 1 bölü 5'i demek 5x demek. O zaman siz bunu 5x düşürürseniz burası 20x olur. Şu kenarlar 20x, 20x. Sonra bunun kenarlarını bir %20 daha düşürüyor. Bunun %20'si 4x'tir. O zaman kenarlarına 16x, 16x yazabiliriz. Bir tanesi yeter. Şurası 16x olsun. Her taraf 16x. Şimdi bu 16x'i daha sonra ikinci adım. Şimdi %25, %25 artıyor. 16x'in %25'i 4'tür. 4x'tir. 16x'e 4x eklerseniz 20x. Şu kenarlar. Eşkenar dörtgenin şu kenarları. 20x'i yine %25 artıracağız. 20x'in %25'i arkadaşlarım. Yani 4'te 1'i 5x'tir. Yani bir kenarı 25x. Şuradaki kenarlar. Şimdi uzunluklara geçelim arkadaşlarım. Şu alan yamukla şuradaki üçgen arasında ilişki kurmaya çalışalım. Şurası 20x. Şurası 25x. Şu kenar 20x. Ve onları boş verin. Şuraya 16x yazayım. Toplam şu kenarda tabana eşit. Toplam o kenar şuradan 20x gelir. Şuradan da 20x gelir. 20, 40, 56x şu kenar. Şu zaten eşkenar dörtgendi. 25x kenarları. Alanlar arasında ilişkiyi şöyle kurun isterseniz. Şundan bir köşegen çizin. Çünkü bu yamukla eşkenar dörtgenin yüksekliği eşit. Şundan da şöyle bir köşegen çizin. 25x'e 25s geliyorsa 25x'e yine 25s gelir. A alanı 50s. Şöyle bir kenara yazayım. A alanı 50s yazdım. Şimdi yamuğun alanına geçiyorum. Altına da yamuk yazayım arkadaşlarım. Yamuğun alanı ise 16'ya 16s gelir. 56'ya da 56s. Toplam 72s yapar. Arkadaşlar 50s'ten 72s'e yüzde kaçlık bir artış vardı? Şimdi onu hesaplayacağız. İsterseniz yüzde problemi çözermiş gibi. O zaman 50s 50s'in yüzde veya kısaca şöyle yapalım biz. Buradaki artış gördüğünüz gibi 22s. 22s'lik bir artış var. 50s'in acaba yüzde kaçı 22s'e eşittir? Toparlayalım. S'ler birimini götürür. 50 ile 100 sadeleşir. 2 gelir. 2 ile 22'yi çarparız. X'in sonucu yani 44 gelir. %44'lük artış varmış.